Tabii ki biz 1 Haziran'dan itibaren bu sürecin daha da hızlanmasını bekliyoruz. NATO üslerinin namluları Türkiye'ye dönüken NATO'nun genişlemesinden yana politika izleyen Türkiye şimdi de İsveç'e evet demeye hazır. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası İsveç'in tarihinde bugüne kadar çıkarttıkları en katı, en disiplinli, en kapsamlı terörle mücadele yasası. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'in de Finlandiya gibi bir yol izlemesi halinde NATO'ya girebileceğine işaret etti. Bir Haziran'dan sonra özellikle PKK ve FETÖ ve bunların iltisaklı yapılarına, bunların paravan örgütlerine karşı daha kararlı adım atabileceklerini biz bekliyoruz. Kalın, Türkiye'nin beklediği adımların atılmasıyla sürecin hızla ilerleyeceğini söyledi. Bir Haziran'a kadar da idari olarak yapabilecekleri başka şeyler varsa... Ki biz olduğu kanaatindeyiz. Bunları bu adımlar atmaları süreci hızlandıracaktır. Finlandiya Türkiye'nin de onay vermesiyle 4 Nisan'da NATO'nun 74. yılında örgütün 31. üyesi oldu. Oy sayısı 276, kabul 276. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve divan olarak Finlandiya devletine ve halkına hayırlı olsun diyoruz.